başlarken devam ediyor sevgili izleyiciler. Kültür Eski Bakanlarından Namık Kemal Zeybek bizlerle birlikte hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Şimdi ortam biraz referandum süreci yaklaştıkça gerginliğini hissettiriyor üslup olarak özellikle. Evet. dikkatimizi çeken bu üslup olması dolayısıyla bugün öne çıkan iki konu var. Özellikle onları da yorumlamanızı isteyeceğim. Birisi Abdülkadir Selvi yazmış, çözüm süreciyle ilgili PKK silah bırakacak mı? Çözüm sürecine dönülecek mi? Biz bu referanduma niye gidiyoruz? O bağlamı bir kurun istiyorum. Öncelikle buradan başlayalım. Evet. Yani biz bu referanduma niye gidiyoruz? Çok ciddi bir soru. Hani bayram değil, seyran değil falan diye başlayan hmm, bir hikaye hmm. vardır. Yani Türkiye zaten sıkıntıları içinde, her anlamda ekonomi çöküyor. Ama örtüyorlar, çatlakları kapatıyorlar. Ne olacak? Referandumdan sonra patlayacak. Kötü günler var Türkiye'nin önünde. Dış siyasetimiz iflas etmiş ve bizim olmayan bir savaşa girmişiz. Biz bu Suriye'nin başını niye belaya soktuk da o belayı üzerimize çektik? Yani biz eğer Suriye'de ÖSÖ, ÖSÖ falan gibi işlere kalkışmasaydı bugün orada ne PYD olurdu, ne PKK bu kadar güçlü olurdu, ne de işit olurdu. Bunlar olmazdı. Ya yani kendi kendimize durup dururken başkasının işine karışacağız, oraya i̇hvan ı Müslümini getireceğiz diye yani yandaş partiyi, i̇hvan ı Müslümin diye bir parti var ya, o partiyi getireceğiz diye Mısır'la ilişkileri kestik, düşman olduk. İşte Rabia'lar şunlar bunlar falan. Suriye öyle durum böyle. Bir Rusya ile söz savaşına giriyoruz. Neredeyse savaşın eşiğine geliyoruz. Birbirimizin uçakları, bombalar hale geliyoruz. Sonra dönüyoruz. Avrupa'yı bombalıyoruz falan. Yani böyle tuhaf bir şekilde Nereye çarpacağı belli olmayan bir, bir ülke. Bir sürükleniş mi var Türkiye için Sayın Türkiye Bakan? Bir çünkü, sürükleniyor. Evet. Çünkü Büyük orta doğu Projesi'nin eş başkanıyım demişti evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz evet. bunu hiç unutmuyoruz. Evet. Şimdi bugün dediğim gibi Abdülkadir Selvi'nin yazısını izleyenlerimizin dikkatine sunmak istiyorum Tabii. ben. Önemli o. PKK silah bırakacak mı? Çözüm süreci yeniden başlayacak mı? derken bölgesel siyasetle üçüncü parça Türkiye yorumları yapılırken Önemli bir yazı bu. Bir diğer yazı da Orhan Bursalı yazmış. Türkiye parçalanacak ülkeler kategorisinde diye. Evet. Şimdi tüm bunlar olurken etrafımızda bir şeyler de değişirken Amerika ve Rusya PYD ile beraber Rakka'ya giderken artık Suriye'nin geleceğine ilişkin hamleler net bir şekilde görülürken biz bir referanduma gidiyoruz ve gerçekten ben anlayamıyorum bazı şeyleri. Evet, evet de çıksa hayır da çıksa Türkiye'nin ciddi problemleri olacak önümüzdeki süreçte gibi görüyorum. Ne dersiniz? Efendim şimdi yani tabii bu kadar az zaman içinde çok sözü söylemek lazım. Çok söz söylememiz lazım, lazım evet. Ama çok kestirmeden söyleyeyim. Bence Gerekçesi de. süküm söyleyeyim. İşin esası şudur. Dünyayı ele geçirmek isteyen büyük ölçüde ele geçiren... ...global kapitalizm... ...yani dev şirketler koalisyonu... ...merkezi Amerika... ...ama bunun Avrupa'da şurada burada... ...burada da şubeleri var... ...o büyük Or Orta Doğu projesi denilen proje falan bu... ...o büyük projelerden birisi... ...Rizeski'nin deyimiyle satranç tahtası... ...yani büyük satranç tahtası... ...ikinci proje... ...o Avrasya ile ilgili falan... ...maksat ne? Maksat dev şirketlerin... Dünyanın ülkelerini direnemez boyutlara getirmek yani küçültmek küçültmenin yolunu parçalayarak küçültmek bir İkincisi bu ülkeleri üretemeyen tüketebilen ülkeler haline üretemeyen tüketebilen ne bir demek bir köle etmek köle sömürge yani üretemesinler ya biz de mesela şu anda uygulandığı gibi ithal ekonomisi dayatılsın dışarıdan her şey bol bol gelsin ve Türkiye ekonomisi çöksün. Tarım çöktü, çift bozan yaşanıyor. Yani vaktiyle insanlarımız bir metre tarla için birbirini öldürürlerdi. Şimdi o tarlalar yok, bomboş. Köylerde artık, köylerde yoğurt falan yapılmıyor. Yani biri bir yerlerden geliyor, tavuklar yok. Yani çift bozan denilen çok tehlikelidir. Yani dünyada kendi kendine yeten ender ülkelerden birisi olan Türkiye bugün dışarıdan anguslar, şunlar, bunlar falanlar saman ithal ediyor ya bu saman bu hale getirdiler. Anadolu'nun dokusu bozuldu dokusu demektir. Dokusu bozuldu. Sanayi çöküyor. Sanayinin bu ithalata direnmesi tabii ki mümkün değil. Çöküp gidiyor sanayi. E şimdi neden? Çünkü Türkiye'nin ürete bilen bir ülke olmaktan çıkması lazım. Birilerine alan açmak için pancar alanları daraltılıyor. Kim dayatıyor bunları Türkiye'ye? Bu iktidarı getiren Amerika. Yani global kapitalizm diyorum da belki anlaşılmıyor tam olarak. Ama Amerika diyelim de daha kolay anlaşılsın. Amerika bu iktidarı getirdi ve Türkiye'yi böyle tanzim ediyor. Şimdi bir bu. Üretemeyen, tüketen bir ülkeyiz. O hale geldik, getirdiler. İki, Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Çok açık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanlığın ben kötü bir niyetli olduğunu düşünmem. Niye düşüneyim yani? Ben kimsenin hain falan olduğunu da düşünmem. Niye düşüneyim? Ama bütün bu işlerin ayrımında olmak, dünyada olan bitenleri anlamak için çok okumak, çok okumak, düşünmek, değerlendirmek lazım. Aldatılabildiğini de gördük el hani de, de, defalarca. Ya el elbette. Elbette aldatılır yani. Etti. İnsandır aldatılır. Şimdi birileri yanına yerleştirilir. Onlar vasıtasıyla bir takım telkinlerde bulunur ve sonunda da o yanlış bir şeyler söyler. Söylediği yanlış şey çok tehlikeli. Diyor ki, Türkiye, yani çarşambanın gelişini söylüyorum, perşembe anlaşılsın. Türkiye, Türkiye, eyalet sistemini tartışmaktan korkmamalı. Osmanlı'da da vardı bu sistem. Mesela diyor, Kürdistan, Lazistan, Sayın Cumhurbaşkanı yoktu. Böyle bir şey yoktu. Ya çok basit bir bilgidir bu. Sana kim söylüyor bunları? Size kim söylüyor bunları? Türk, yani Osmanlı'da böyle bir eyalet yoktu. Böyle bir eyalet yoktu. Yani Kürdistan diye bir eyalet yoktu. Lazistan diye bir eyalet yoktu. Teke diye bir eyalet yoktu. Bunlar bölgelerdi coğrafya adları olarak söylenirdi. Ne Kürdistan denilen yer Kürdistan'dı, ne Lazistan denilen yer Lazistan'dı. Böyle bir şey yoktu. Ya bir idari sistem yoktu. Sadece söylenirdi. Yanıltılmış yani. Yanıltılmış başkanım. ama Osmanlı'da eyaletler vardı. Avrupa coğrafyamızdaydı. Tamamı gitti. Tamamı gitti. Eyalet sisteminin sonu bölünmektir. Eğer bir de bu Lazistan, Kürdistan falan olursa Yugoslavya oluruz. Bak tarihi bir olayı burada açıklamak istiyorum. Tarihi. Belki de televizyonlarda ilk defa olacak bu. Bu anlatacağım. Hı hı. Bunu bana anlatan İlhami Emin. İlhami Emin Makedonya'nın çok değerli bir Türk düşünürü ve şairidir. Aynı zamanda Yugoslavya'nın o efsanevi lideri Tito'nun Türkçede Yeminli bir tercümanı, yeminli yani yemin etmiş yaptığı tercümeler kimseye söylemeyecek. Bana söyledi. Neden söyledi? Dedi ki artık Tito yok, hı hı. yok Avusturya da yok. Benim yeminim de kalktı ortadan dedi. Tito buraya geldiği zaman bizim cumhurbaşkanımız Korutürkle konuşuyorlar. Korutürk ona diyor ki Sayın Tito büyük bir yanlış yaptınız. Neden Yugoslavya'yı eyaletlere böldünüz? Federe devletlere böldünüz. Sizden sonra Yugoslavya parçalanır ve dağılır diyor. Aynen söylediklerini söylüyorum. Atatürk bunu yapmadı. Üniter devlet kurdu. Bu bizim için bir güvencedir. Hala de güvencedir. Ya üniter devletimiz devam ettiği sürece PKK, POKK falan bunlar Türkiye'yi bölemez. Türkiye'yi sadece Türkiye'nin başına tek yetkili olarak gelen ve böyle eyalet meyalet falan diyen insanlar bölebilir. Evet. Türkiye'yi kendisi bölebilir yani. Yoksa PKK kim oluyor? Yani terör yapar, şunu yapar, bunu yapar ama üniter Türkiye bölünemez. Eyalet yaparsanız bölersiniz. Eyalet yaparsanız. Ama bu işlerin arkasında Türkiye'yi bölmek isteyenler var. Öyle ikiye falan da değil. Türkiye'yi parça parça etmek istiyorlar. Yani iki filan değil. Mesela Alev Alatlı on devlet çıkacağını yazmış Kabus adlı gelecek bilimiyle ilgili bir romanında. O roman değil o. O bir tahmin. 10, 10 devlet çıkacak diyor. He, evet yani İstanbul'dan iki devlet, Kapadokya bir devlet filan. İki tarafı, parça üç parça 10 değil parça, yani. On parça on. İki filan değil. Küçük küçük parçalar. Önce tabi Güneydoğu. Yine söylüyorum. Yani PKK falan Türkiye'nin başını ağrıtır. Kendisine verilen görevleri yapar. Ama Türkiye üniter yapısında direndiği sürece ordusuyla, milletiyle, yani bütün gücüyle, varlığıyla mümkün değil yani. Öyle bölmek falan filan mümkün değil ama bölünür Türkiye. Nasıl bölünür? Eyalet sisteminden korkmayan ve tek başına karar verecek olan bir kişi. Bu bugünkü Cumhurbaşkanı olabilir, Yarın başka biri olabilir. Ama böyle bir kişi Türkiye'yi eyalet sistemine göre ve etnik eyalet sistemine göre yaparsa Peki, bölünür. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları böylesine önemli bir kararı vereceklerinin farkında mı sizce? Hayır. Nasıl Kimse bir şeyin farkında değil. Yani şu anda bu 18 maddede ne olduğu gizleniyor zaten. Hı hı. Hatta <laughs> ilginç gizlenmeler var. Yani mesela Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki fesih yok diyor. Hayır diyor. Fesih olduğu söylensin, ben diyor istifa ederim falan. E, kelimesi yok tabii fesih kelimesi. Ama kendisi var. Yani fesih kelimesi olmaması demek, fesih olmaması mı demektir? Herhalde ondan ilham almış olacak ki, Bahçeli Devlet de diyor ki, efendim Türkçe'de diktatör diye bir kelime yoktur, öyleyse Türkiye'de diktatörlük olmaz diyor. E, o da herhalde öğrendi artık üstadından öğrendi. Çünkü Cumhurbaşkanı olacak mısınız diye Devlet Bahçeli'ye soruluyor. Diyor ki yani şık olmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ya sen bir partinin başkanısın, hedefin Cumhurbaşkanı olmak olmamalı mı? Yani sen demelisin ki ben Cumhurbaşkanı aday olacağım olmayacağım. Hayır. Mümkün değil Yardımcılık şey konusunu... kestirip atması lazım. Hayır demiyor ama. Hayır demiyor. Evet, evet, Ama ne diyor yardımcılığa çoktan belli ki o şık olmaz falan onlar çünkü yumuşak laflar. Şimdi halkımız bilmiyor. Yani fesih yetkisi var ama adına fesih denmiyor ya. Efendim seçime götürmek. Erken seçime götürmek. Ya erken seçim kararı verdiği zaman Cumhurbaşkanı, meclis için bir Cumhurbaşkanı ya da başka birisi ya da meclisin kendisi erken seçim kararı verdiği zaman bu fesih demektir. Ama halkımız bu inceliği nereden bilsin ve biz nasıl anlatalım? Yani Halk TV, bir iki daha televizyon, e çıkıp anlatabiliyoruz ama bir televizyonlar ordusu böyle bir gazeteler ordusu yani böyle bir sanki haçlı seferleri gibi Türkiye'nin üzerine banıyorlar ve mesele başka taraflara kaydırılıyor. Sadece bu kadar değil bir yandan da bir hain cümlesi kullanılarak evet. saldırı var. Ee, zaten hani baskılama, kısıtlama, saldırma fiili olarak da sokakta yaşanıyor. Hayır, e, propagandası yapanlara yönelik ama üst e, usluktan hain olarak ilan edilmede ayrı bir problem evet. değil mi? Çok bu çok büyük problem. Çok büyük problem. Şimdi aslında bu taktik. Neden? Çünkü şöyle bir söz vardır. Savaşta en iyi müdafaa taarruzdur, hücumdur ya. Yani. yani bu 18 maddenin savunulması mümkün değildir. Yani halkımızın bilgi ve zeka düzeyinin en aşağılarında olanları bile herhangi bir çıkar hesabıyla evetçilerin yanında yer almıyorlarsa bakın bunu söyle. Mümkün değildir bunlar bu bildiği zaman buna evet demez. Mümkün değildir. AKP'li falan da olsa mümkün değildir. Ya AKP'li de olsa der ki ya biz kendi liderimize bu kadar yetki verirsek onun hali ne olur? Yani bırakın her şeyi de bir insan bu kadar yetkiyi taşıyamaz. Bu kadar yetkiyle akli melekelerini koruyamaz. Sağlığını koruyamaz. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığını düşünenler, onu düşünülenler, sağlamlığını düşünülenler, onu çok seviyorlarsa onlar da oy vermezler. Ama bilmiyorlar ki. Onun için ne olacak? savunamadıklarına göre saldırıyorlar. Yok işte teröre destek verecekmiş, yok bilmem hainmiş, yok bilmem neymiş. Şimdi geldim yolda gelirken, vatan için, millet için, evet ya yapmayın günahtır ya. Yani insan aklıyla, yani bunu bilenler var. Yanılanlar toplumu da yanıltıyor gibi bir şey mi oluyor bu Evet toplumu tabii yanıltıyorlar ama bütün bunları söylüyorum. Bu ne Recep Tayyip Erdoğan'ın projesidir, ne AKP'nin projesidir, ne Devlet Bahçeli'nin projesidir. Bunun arkasında Türkiye'yi sıkıntıya sokmak isteyen, Türkiye'nin başına belalar getirmek isteyen ve Türkiye'yi dağıtmak isteyen global kapitalizmin yani Amerika'nın o büyük oyunu vardır. Satranç tahtası. Devlet Bahçeli durup dururken böyle huyu var ya onun böyle aritmetik yapıyor, geometri yapıyor sonra dönüyor felsefe yapmaya çalışıyor falan en sonunda bu tuhaflığı yaptı. Yani aritmetiğini biliyorsunuz. 2002 yazın diyor. 2 0 atıyor. 2 0 atarken de önce 2009'u yazın diyor. 9'un yanındaki 0'ı atın. Sonra 2'nin yanındaki 0'ı atın. Ya ikisini birden at. Niye tek tek atıyorsun? Ne kaldı? 29. Bağıra bağıra söylüyor bunu ve dinleyenler alkışlıyorlar. Ben ne diyeyim? Ne kaldı 29 diye bağırıyor. Sonra 29 ile 11'i yani 2 ile 9'u toplayın 11, 29 ile toplayın 40. Öyleyse Milliyetçi Hareket Partisi 40. yılında iktidara gelecek diye bağırıyor. Geldiği falan yok. Gelmek istediği de yok ayrıca. Yani öyle bir şey de yok. Geldiği falan da yok. 80'i 40'a düşürdü maharetle. Şimdi bu zat üçgen yaptı. Geometriye merak sardı. Ortasından Ekmelettin İhsanoğlu'nu çıkardı. Nereden çıktı ya? Çok değerli bir insandır da Cumhurbaşkanlığında ne işi var Ekmelettin Bey'in? Kendisi anlamadı bile anlamadı nereden çıktığını zaten. Anlamadı. Adını öğreninceye kadar seçim bitti. İhsanoğlu mu, İslamoğlu mu, Ekmeloğlu Ekmel, mu, ek, Ekmek mi, Ekmek filan derken seçim bitti. Maalesef. Niye? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi gerekiyordu. Ve Hiç bunu getiren Devlet Bey'di. Arkasından tuttu bunu çıkardı. Hayır o çıkarmadı ona birileri global, Ya e, global kapitalizm çok net. Söylüyor. Çok net. Tarihi uyarılarınız olacak birazdan bir kısacık aramız var. Birkaç dakika reklam gireceğiz sevgili izleyiciler bizden ayrılmayın. Namık Kemal Zeybek gerçekten tarihi uyarılarda bulunacak. Çünkü tanıyı çok net koymuş. Global kapitalizm. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük oyunuyla karşı karşıyayız. Referandum falan. Lütfen yani lütfen doğru okuyalım diyor. Namık Kemal Zeybek kısacık bir aradan sonra devam edeceğiz. thank Evet Namık Kemal Zeybekle tabii reklam arasında bir sohbeti sürdürdük sevgili izleyiciler. Gerçekten zor bir süreçteyiz ve gerçekten çok ciddi bir karar verecek Türkiye. Toplum e, ulaşamıyor bilgiye. Bilgiyi kapatmışlar diye yorumladı Sayın Zeybek ve ama yine de farkında birçok şeyin diye ifade ederken, şu artık 19 gün kaldı ya, uyarılarınız neler? Yani hitap edin, içinizden geldiği gibi evet. isterim. Çünkü bu mesele Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının e, ciddi sınavı. Ben ben öyle görüyorum. Yani bir yurttaşlık sınavı vereceğiz. Evet. Ülkemize sahip çıkma sınavı vereceğiz. O yüzden hayır vereceğiz. E, uyarılarınızla beraber düşüncelerinizi aktarın istedim. Efendim, bu böyle bir halk oylaması bizim Cumhuriyet tarihimizde de yok tarihimizde de böyle bir şey yok yani. İlk defa Türkiye böyle bir şeyle karşı karşıya geliyor ve bu teklif Türkiye halkının iradesine intihar teklifidir. Yani deniliyor ki ey Türkiye halkının iradesi intihar edin. Kendinizi yok edin. Ya böyle bir şey olur mu yani? Halk oylaması hani referandum diyoruz halk oylaması yani bunun Türkçesi hı hı. halk oylaması bu halk oylaması değil, hak oylaması. Yani halkın kendi kendini yönetme hakkı çok mukaddes bir haktır. Ve buna ulaşmak da kolay değildir. Uzun bir maceradan sonra gittikçe geliştiğini düşündüğümüz bir demokrasimiz var. Demokrasi ne demek? Halkın kendi kendisini yönetmesi demektir. Ya yani dünyada demokrasi gelişiyor. Sade seçim yetmez. İnsan hak ve özgürlükleri tam anlamıyla olmalı. Bu da yetmez. Demokrasi aynı zamanda yönetişim demektir. Yani halkın her an 24 saat günde, yılda 365 gün yönetimin içinde olması demektir. Demokrasi bu. Yani katılımcı, çağdaş, çoğulcu demokrasi dediğimiz bu. Ya bu kolay bir şey değil, bir hedef. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözünü nasıl unutayım ben? Yani demokrasi bir tramvaydır. <laughs> Hedefe gidince ineceğiz dedi. Demek ki son durağa geldi. Yani onun demokrasi anlayışı son. Ve böyle bir teklifi getiriyor. Tam biliyor mu emin değilim ama böyle bir teklif getirtiliyor. İşin arkasında bir büyük plan olduğunu, Büyük ortadoğu projesinin hala devam ettiğini öyle ortadan kalkmış falan değil. Sadece fark yani. Ee, Bush'un ve onu yöneten neokonların sistemi böyleydi açık açık söylüyorlardı. Bunlar ise söylemeden yapıyor. Dolaşarak Söyler, görüyoruz yapıyorlar yani. Yapıyorlar bunlar O söylüyordu. Şimdi yani ne diyor bizim halkımız evet diyen halkımız? Ya yani ben kimsenin şu anda kime oy verdiğiyle meşgul değilim. Kimse meşgul değil. Yani biz çok çeşitli siyasi ve hatta fikri akımlara bağlı insanlar bir araya geliyoruz ve oradan oraya dolaşıp feryat ediyoruz. Aman ha sakın yanılıp da böyle evet falan vermeye kalkmayın. Çünkü bugün evet derseniz hiç kuşkunuz olmasın. Yarın diyeceksiniz ki keşke ellerim kırılsaydı da evet demeseydim. Olacaklar bu. Yani nasıl olur da kendinizi yönetme hakkınızdan vazgeçeceksiniz. E biz seçiyoruz. Neyi seçiyorsunuz? Bir kişiyi seçiyorsunuz. Ve bir kişiye ona da yazık günah söyledim. Bu kadar yükü veriyorsunuz. Sonra ilan kesici bir şey söyledi. Ona kimse bir şey demedi. Evliya olsa azar falan dedi. Yani hakikaten bu kadar. Atatürk bu kadar yetki verilmek isten bu kadar bile değil. Kabul etmedi. Şimdi dünyada şunu söyleyeyim değerli izleyicilerim. Dünyada bunun tarihte örneği var. Yok değil yani. Böyle bir Yetki kanununun bu yetki kanunudur bu. Hı hı. Yani bir kişiye bütün yetkileri, yasama, yürütme, yargı her şeyi bir kişiye teslim etmek. Yani bakan diyorsunuz, bakanın kendi müsteşarlığı, genel müdürünü tayin yetkisi yok ya. Onu da bir kişi tayin ediyor. Şimdi böyle bir yetki bundan 84 yıl önce Almanya'da Adolf Hitler adında bir şansölye vardı. Şansölye 1933 yılında Reichstag yangını gerçekleşti. Bu yangını aslında Gestapo çıkarmıştı. Yani Hitler'in gizli polis teşkilatı çıkarmıştı sonra ortaya çıktı. Ama öyle bir propaganda gücü var Göbelsin propagandasıyla yangını komünistler çıkardı diye bir propaganda yapıldı ve o olaya bağlı olarak Meclise bir yetki kanunu sevk edildi. Bütün yetkiler başkana verildi. Führer yani şansölyeli kalktı, başbakanlık kalktı. Bütün bakanlar, her şey, yargı vesaire sonunda öyle hale geldi ki Hitler'in nutuklarında söylediği bir cümle bile yasa hükmündedir denildi. Gidiş odur ya. Madem ki öyle diyor bu yasa. Hakimler ona göre karar vermeye başladı. Ne oldu peki? Ne oldu yani bir kişiye böyle bir buradaki yetkiler Führer'e verildi, Adolf Hitler'e verildi. Adolf Hitler önce Avrupa'yı sonra bölgeyi kana buladı. Milyonlarca insan öldü. Dünyanın karanlık tarihi. Dünyanın karanlık bir dönemi. Yani şimdi bir onda var bir de bizim yakınımızda bir yakınlarımızda Orta Doğu'da bir krallık var. Umman Krallığı. Onun başında bir Sultan Kabus var. Adı da Kabus. Sultan Kabus ülkesinin hem devlet başkanı, hem başbakanı, hem dışişleri bakanı, hem içişleri bakanı, hem maliye bakanı, milli eğitim bakanı. Yani bütün bakanlıklar da onda. Bizde de şimdi öyle olacak. Sultan Kabus. Ne olmuş Sultan Kabus'a? Bak ne olmuş. Sultan Kabus, bundan bir ay kadar önce Sözcü gazetesinde okudum resimleriyle falan. Sultan Kabus, Güney Kıbrıs'a gitti. Orada ağırlandı. Memnun edildi. Ve bir ricada bulunuldu. bize bir savaş gemisi hediye edin diye. O da 61 metre boyunda bu memnuniyetinden ötürü 61 metre boyundaki bir savaş gemisini Türkiye'yi korkutmak isteyen Rum yönetimine verdi. Rum yönetiminin Milli Savunma Bakanı da bizim coğrafyamız da değişmemiştir, düşmanımız da değişmemiştir diyerek o geminin önünde poz vererek teslim töreninde Türkiye'yi tehdit etti. Müslüman bir ülkenin sözüm ona Bakın Müslüman, da Müslümanlı da bir konuşmak lazım. Bu hangi Müslümanlı? Bir programda ayrıntılı bir şekilde evet, özellikle din üzerine değerlendirelim. Evet. Süremizin sonuna geldik. Peki. 17 Nisan sabahı hayır olsun diyelim. Hayır olsun, hayırlı olsun, aman ha, aman ha, şerler def olsun, hayırlar feth olsun. Aman ha, aman yanlış yapılmasın. Yani bu bu hayır, herkesi hayır getirecek. Yani bu hayır, Türkiye'yi hayır getirecek. İnsanlarımız hayır getirecek, güçlerden koruyacak. Hatta bu kadar yetki isteyen kişilere de hayır getirecek. Onları da kurtarın değerli yurttaşlarım diyorum. Hayır. Evet çok teşekkür ediyoruz. Namık Kemal Zeybey'in tarihi uyarılarıyla beraber referandum değerlendirmesini aktardık sevgili izleyiciler. Saat başında yine karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli programı muhtarlara seslenişi var. Onu da yayınlayacağız canlı yayınımız içerisinde görüşmek dileğiyle.